Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugün Ege bölgesinde bulunan bir şehrimize uzanacağız. Evliya Çelebi'nin atalarının doğduğu bir şehir. Yemek mirası da oldukça zengin. Çinisiyle, porseleniyle meşhur Kütahya'mıza uzanacağız bugün. Ve bugünkü konuğum Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, çok değerli Profesör Doktor Vural Kavuncu. Hoş geldiniz. Yani hoş bulduk. Ne güzel tarif ettiniz Kütahya'yı ama daha çok kadim bir medeniyetin şehri, daha çok konuşulacak şey var. Ama Tabii bugün ki. herhalde eğitimi konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle farklı şehirlere değindiğimiz zaman bu konuların da altını çizmek istiyorum ki hem ne güzel değerlerimiz var bunları hatırlayalım hem de bilmeyenler için ufak bir bilgilendirme olsun. Çok mutlu oluruz. Öğrencilerimizi genellikle Kütahya'yı tanımayanlar geldikten sonra anne baba ve ebeveynlerini de davet edip o güzellikleri tekrar göstermek istiyorlar. Böylece başlamış olalım. Doğrudur. Tercih dönemindeyiz. Öğrenciler sınavlarına girdiler. Zorlu bir maratonda onlar için. Siz tercih yapacak adaylara neler önerirsiniz? Şimdi ben burada sadece bir rektör olarak değil aslında ben de üniversitede öğrencim var. Bir ebeveynim. Yani empati yaparak biraz ağabey, biraz hoca, Peki, biraz deneyimle de birlikte ben onları aktarmaya çalışacağım. Da Bizim zamanımızda bu tip imkanlar yoktu. Şimdi öğrencilerin çok daha bilinçli bir şekilde pek çok şeyi sorguladığını görüyorum ve bu programların çok yara sağladığı düşünüyorum. Öncelikle bütün öğrencileri çok tebrik ediyorum. Bugüne kadar önemli bir emek sarf ettiler ve şu anda ellerinde bir puan var ve hayatların bundan sonra geri kalan kısmı için çok önemli belki de bir yol ayrımındalar. Elbette soruyorlar, soruşturuyorlar. Ellerindeki puana göre en iyi nasıl bir tercih yaparım, en isabetli mesleği nereden tercih ederim Bununla ilgili bir çalışma içindeler. Bizde bizim sloganımız var üniversitemizin aklımızda sağlık var sloganı çünkü tematik bir üniversite ihtisas üniversitesiyiz. Evet. Onun için özellikle aklında sağlık olan ...öğrencilerimizin e, dikkatle dinlemesini özellikle tavsiye ediyorum. Değerli hocam e, bununla ilgili bir sorum olacak sonlara doğru. Ancak tematik bir üniversiteyiz dediniz. Bunun e, ne gibi avantajları var özellikle sağlık sektörünü düşünen adaylar için? E, şöyle tema e, belirli bir alanda yoğunlaşan, itisazlaşan üniversite anlamında kullanıyoruz. Dünyada yüksek öğrenime baktığınızda böyle bir eğilim var. Yani her üniversite her alanda ben iyiyim, ben öndeyim demiyor belirli alanlarda dünyada da baktığınızda belirli üniversitenin ismi ön plana çıkıyor. Teknik derseniz böyle, mimarlık derseniz, sağlık derseniz bu böyle. Esasen üniversitemizde, ülkemizde de geçmişten gelen böyle bir gelenek var. Yani belli üniversitelerin belli alanda iyi olduğu anlamında. Şimdi sağlık temalı yani sadece hedefini sağlığa belirlemiş, sağlıkla ilgili alanların olduğu üniversiteleri şimdiye kadar daha çok vakıf üniversiteleri tercih etti. Devlet versiyonları çok azdı. İşte biz bu anlamda bu misyonla kurulmuş bir İhtisas üniversitesiyiz. Yani bölümlerimiz sadece sağlıkla alakalı ve önemli bir özelliğimiz biz bir devlet üniversitesiyiz. Biz diyoruz ki biz bu alanda dikine bir büyüme gerçekleştireceğiz. Hatta sağlığın da bazı alanlarını kendimize mükemmellik biz en iyisi olacağız dediğimiz alanlarla bir hedefle bir misyonla ortaya çıkmış bir üniversiteyiz. Peki üniversitenizin kurumsal kimliğinden neler yapmak istediğinden de bahseder misiniz? Tabii şöyle belki isim olarak herkese çok aşina gelmeyebilir. Nedeni? Biz iki yıllık bir üniversiteyiz. Ama hiç öyle düşünmemek lazım aslında. Öyle Avantajları da gerekiyor. var çünkü. bunun nedeni şu. esasen iki sene önce kurulmuş olsak da biz Kütahya'daki diğer devlet üniversitesinden bölünerek kurulmuş bir üniversiteyiz. Esasen bir altyapımız var. Kültürümüz, belirli bir geleneğimiz kampüsümüz ve binalarımız var. Bizim tıp fakültemiz örneğin 6. mezunu verdi. Hemşirelik fakültemiz 20. mezunu verdi. Şimdi bu avantajları kullanırken şimdi tematik olmayla birlikte ayrı bir üniversite olmakla enerjimizi belirli bir yöne topladık. Kadromuzu yeniledik ve artık hedefini bilen misyonlu genç ve dinamik bir üniversite olarak şu anda öğrencilerimizin önündeyiz. Kurumsal kimlik itibarıyla sağlık diye bahsettim. Nedir bunu besleyen öğeler? bizim tıp fakültesi, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültemiz var. Ve gelecek sene öğrenci almaya başlayacağımız mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz var. Sağlıkla ilgili bir lisans eğitimimiz var. Ve üç tane de sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz var. Burada sağlık bilimleri derken sadece tıp anlaşılmasın. Diğer e, branşlar olduğu gibi ara eleman yetiştiren o çok önemli. alanlar var. Ve hatta belki ülkemizin henüz daha çok bilinen bir kavram değil ama bundan sonraki amacımız da sağlığın diğer yönü. Örneğin şu anda siz bir eğitimle alakalı program yapıyorsunuz. Ama burada sağlıkla ilgili program yapan arkadaşlarınız var. Sağlığın da bir basını var. Kesinlikle. Sağlığın da bir reklam kısmı var. Sağlık hukuku var. Yani biz sağlığı bütünüyle kapsayıcı bir konsept üzerine şu anda bununla ilgili bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi bunu yaparken de sadece günümüzün ihtiyaçları değil geleceği okumak yönünde de bir gayretimiz var. Bu anlamda yeni kurduğumuz, geliştiğimiz alanlar buna yönelik. Bir örnek vereyim size. Sağlık bilimlerinde şu anda fakültemizde geçmişten beri gelen çok bilinen ebelik, fizyoterapi ve hemşirelik bölümlerimiz varken yeni açtığımız iki bölüm beslenme ve diyetetik. Bu da kısmen biliniyor ama biliyorsunuz gıda artık giderek önem taşıyor. Artık hayatımızın evet. e, çok içine giriyor. Ama diğer bir bölümümüz dil ve konuşma bozukları terapisi bölümü. 4 yıllık. Bakın bu alanda ben sağlıkçı olarak söyleyeyim size. Türkiye'de eleman bulunmuyor. Çok az eleman var ve çok önemli ihtiyaç var. Ne için? İki tane alan. Bir tanesi hastalıklarla ilgili. Mesela benim alanım fizik ve rehabilitasyonda. Felç geçiren, sorunlar olan konuşma bozukluğu gelişen olabiliyor. Ya da fonasyon ya da larenks bozuklukları kulak burun boğazdan ya da nörolojik hastalıklardan gelebiliyor. Bunun yanı sıra sağlıklı diye söyleyebileceğimiz ama kekemelik veya buna benzer konuşma bozuklukları olan kişilerin de tedavi olduğu, terapi aldığı yerler var. İşte bunların terapistlerini yetiştiriyoruz. Sadece 4 yıllık fakülteler değil. Ara elemanlarda da açtığımız bölümler bizim yenilikçi bölümler. Bir tane bölümümüzden müsaadenizle bahsetmek Tabii istiyorum. E, bu gene ülkemize zannediyorum ikinci bölüm açılan dezenfeksiyon sterilizasyon ve antiseptik teknikerliği. Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu'nda açtığımız bu yeni bölüm İlk ne alacak. Biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz Evet ve artık bu kavramlar günlük hayatımıza girdi. Ve e, bu anlamda da e, böyle bir sağlık tesisinde güvenli bir sağlık hizmeti yürütmek için tıbbi cihazların yeniden kullanılması alet e, geleceğin Bununla ilgili şimdiye kadar diğer dallardan e, elemanlarla bu işler yetiştirip yürütülüyordu. Ama şimdi biz bunların bütün sağlık eğitimlerini verip akredite bir şekilde Bunları eğitilmesini sağlayacağız. Yani geleceğe bakıyoruz. E, sadece geçmişi ve günümüzün klasiğine değil, gelecek ihtiyaçlara da birlikte bakıyoruz. Hemen o zaman ben şu soruyu sorayım sizlere. E, teknoloji hayatımıza girdi, mesleklerin yapısı da değişiyor. E, sağlık sektörü peki nereye gidiyor? Yani bu ara elemanlardan da bahsettiniz. Şimdi sağlık sektörü e, bu yeni meslek gruplarında mutlaka bu teknolojinin e, kullanılmasıyla birlikte yeni tabirlerde artık gündemimize giriyor. Örneğin robotlar kullanıyor biliyorsunuz. Ameliyatlarda kullanılıyor, rehabilitasyonda kullanılıyor. E bir de bunları kullanımında yardımcı personel gerekiyor. Mesela robot robot teknikerliği, robotik teknikerliği diye yeni alanlar var. Biyo, enformatik teknikerliği. Bu sanal gerçeklik uygulamaları artık çok yaygın akıllı teknolojiler. Bunlarla ilgili yardımcı personeller. Bakın, rejeneratif tıp dediğimiz kök hücre çalışmaları, embriyoloji. E şimdi klasik patoloji teknikerliği biliniyor ama e, bu alanda e, çalışacak yardımcı teknikerlik çok bilinmiyor. Evet. Yine farklı bir alandan da çok kısaca bahsedeceğim. Henüz bu e, nereye gidiyor dediğiniz için soruyorum. E, önümüzdeki planlamalarımız içerisinde biz sadece hastalıkları tedavi etme diye anlıyoruz tıbbı. Halbuki bir de sağlığı koruma kısmı var ki evet. dünyada bu giderek önem taşıyor. Dünyada buna wellness tıbbı deniyor. E, Türkçe'de şimdilik iyilik tıbbı şeklinde. E peki bu wellness tıbbındaki yapılan uygulamaları yapan yardımcı sağlık personeli yok mu? Var. Yani bir wellness teknikelliği bizim de ileride wellness spa teknikelliği anlamında bir bölüm ufukta gözüküyor. Bir nevi öğrencileri aslında geleceğe hazırlıyorsunuz. Tabii çünkü baktığınızda şimdi üniversite eğitiminde öğrencilerin beklediği nedir? Mezun olduğunda iş bulabilirlik çok önemlidir. Şu anda klasik ara meslek gruplarında bir yığılmalar var. Ve e, bu mezunların çoğu da devlet kademelerinden iş bekliyor. Hatta zaman zaman işte atanamayan e, teknikerler e, şekliyle bunlar çıkıyor. Bunun gerekçesi işte bu planlamayla alakalı. Ülkenin ne kadar ihtiyacı var? Yeni hangi alanlarda? Yani bazı alanlarda fazlalık yaşanırken bazı alanlarda ise doğrusu eksiklik ve ciddi bir ihtiyaç hali oluyor. Biz onları gören bir üniversiteyiz ve bu alanda da ilerlemeyi düşünüyoruz gider hocam, ben okulunuzdaki kontenjan ve doluluk oranlarını da merak ediyorum. Şimdi e, teşekkür ediyorum bu soru için. Esasen şöyle bir şey söylesem belki şaşıracaksınız ama bizim iki senedir kurulduğundan bu yana bütün programlarımızda doluluk yüzde yüz. Çok güzel. Ve e, yatay geçiş kontenjanlarımız oluyor. E, yatay geçişe başvurular yaklaşık kontenjanın beş katı ve e, e, çoğu da, İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen öğrencilerden oluşuyor. Yani kıyaslıyorlar, değişik şekillerde araştırıyorlar. Kendilerine göre haklı nedenlerle işte şehir nedeni, ekonomik nedeni, aldığı eğitim kalitesinin uygun olması nedeniyle bunlar geliyor. Peki bizlerin bu programlarla ilgili dolulukla ilgili bir sorun yaşamadığımız için nedir amacımız derseniz biz şöyle diyoruz. Bizim sloganımız aklımızda sağlık var sloganı. O halde diyoruz ki aklında sağlık olan öğrenciler için Böyle bir sağlık temalı kurulan bir devlet üniversitesi var ve size önemli bir imkanlar sunuyor. Yani öğrencilerimize bu yeni alternatif bir imkanı onların göz önüne daha rahat serebilmek içindir. Hocam biraz da kampüs olanaklarından bahsedebilir miyiz? Şimdi kampüsümüz e, bizim hem eski bir üniversite hem de yeni bir üniversiteyiz demiştik. İşte bu noktada e, o eski kurulmuş olmanın avantajını yaşıyoruz. Şu anda halihazırda e, Dumpuna Üniversitesi ile birlikte kullandığımız kampüs olanakları Türkiye'nin iyi kamp olanaklarından bir tanesi. Geniş bir alan içerisinde 6'ya yakın suni gölet var. Esrafında sosyal tesisler var. Öğrencilerin çarşısı, yaşam alanları, restoranları. Yani berberi, kuaförü, işte e, terzisi, marketi olduğu PTT'sinin olduğu e, yerlerin yanı sıra spor alanlarında açık kapalı spor alanları. 4000 metrekare kapalı alanda olimpik yüzme havuzu. Türkiye'nin en gelişmiş Yapay tırmanma ortamı yine kampüs içerisinde mevcut. Merkezi kütüphanenin yanı sıra. Gene fakültelerimiz içerisinde de derslikler ve kütüphane olanakları gene öğrencilerimiz için sunuluyor. Kütüphanelerimizde artık herkes eskisi gibi gelip kütüphanede kitap alıp okumuyor. Şimdi elektronik ve dijitalleşme var. Evet. Bizim çok ciddi bir elektronik veri tabanımız ve kitap kaydımız var. Öğrencilerimize bunları açıyoruz. Öğrencilerimiz akşam evinden bir kitabı indirebiliyorlar, bakıyorlar, fotoğraflarını alıyorlar, videolarını seyredebiliyorlar. Bu imkanlara da sahipler. Aslında öğrenci için güzel bir fırsat. Çünkü ben öğrencilik dönemimde kitap arıyorum kütüphanede. Kitap yok. Yani bekliyorum ki öğrenci okuyacak, bırakacak, ben alacağım. Şimdi bir kitabı aynı anda yüzlerce öğrencinin alabileceği ortamı sağlamış durumdayız. Yani bu anlamda bir de barınma da yerine gelmişken bahsetmek istiyorum. Çünkü velilerin en büyük merak ettiği şey yani ben öğrencimi gönderdim gözüm arkada Tabii. kalmasın. Nerede kalacak? Bu anlamda da Kütahya çok şanslı. Çünkü gerek devlet yurtları, gerek özel yurtlar ve gerekse de işte özel daireler hem ekonomik fiyatlarda hem de üniversiteye çok yakın bazı içerisinde olmak kaydıyla bu imkanlar var. Ulaşım imkanları rahat ve Kütahya öğrenci dostu bir kent öğrenciye yönelik kafeler ve onların merak edeceği uygulamalar. Esasen biz öğrenciyi biraz da bu ortamın dışına da çıkarmak istiyoruz. Ee, yani hayatı boyunca kafelerde geçmesin öğrenci. Tabii Çünkü Kütahya'nın çok büyük oranda bir doğa güzelliği, tarihi ve e, kaplıca zenginliği var. Ve biz bu anlamda öğrencilerimize bir de birinci sınıfta üniversite kültürü dersi koyduk ve mecburi koyduk. Yani mecburen bu ders almak zorundalar. Nedir bu ders? Gezme dersi, görme dersi. Çok güzel. Yani Kütahya'da rehberli olarak müzeleri geziyorlar, sanat merkezlerini geziyorlar ve o dersten öyle geçiyorlar. E, katlıcalara gidiyorlar. Bizim antik kentlerimiz var. Çavdarhisar'da Ayzonay var. Sonra Kütahya kuruluşun kendi, Dumpınar gibi Cumhuriyet'in kurulduğu, yine Osmanlı'nın kurulduğu Domaniş topraklarına sahip olan bir kent. Yani bunun gibi e, yerlere biz öğrencileri özellikle teşvik ediyoruz. Doğada gezin, görün, Kütahya'yı tanıyın diye. Ama e, kampüs olanaklarına birlikte öğrencilerin herhalde en çok merak ettikleri konu eğitim. Yani evet. biz nasıl bir eğitim alacağız? Hani Kütahya'ya geliyoruz ama. Şimdi e, Kütahya'da bizim e, bu alanda da önemli olarak iddialıyız. Tamam, araya giriyorum. Süremiz de azaldı ama. E, uygulamadan da bahseder misin? Sağlık sektörü için, öğrenciler için, pratiğin, e, pratik, yani teorinin yanında pratik de çok önemlidir. Buna da bahsedebilir Son derece önemli. Bizim bir kere klinik dışındaki uygulamalarda, uygulama atölyelerimiz son derece yeterli. Ve teknolojik imkanlarını da kullanıyoruz. Örneğin simülasyon laboratuvarlarımızda tıpkı hasta maketlerimiz var. Reaksiyon veren ve uygulayan. Ama bunların yanı sıra bizim uygulamalarımız, hastaneleriz, Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Bin yataklı genel amaçlı ileri teknolojinin kullanıldığı hastanemiz ki yenisi geliyor. Şehir hastanesi yeni gelecek öğrencilerimiz için hizmetlerinde olacak. Psikiyatri hastanesi, çok iddialı olduğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon branş hastanemiz. bunun içinde en ileri teknolojilerimiz var ve diş hekimleri için de gene yeni kurduğumuz diş hekimliği hastanemiz şu anda öğrencilerimizin uygulamaları için emrinde. Tabii biz ara elemanlar için de bunları düşünüyoruz. Örneğin ilk yardım acil teknikerliği programındaki öğrencilerimizin hastane imkanları dışında ambulans imkanı var. Ambulansta eğitim alıyorlar. Ya ne gerekiyorsa şu anda giren öğrencilerimizin son senesi hemen tamamen uygulamalarda geçiyor. internlük şeklinde. Ve öğrencilerimize biz mezun olduklarında mesleki yetkinliklerini taahhüt ediyoruz. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.